İnsan Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellen iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok uzak ülkede mutlu mutlu yaşayan çocuklar varmış. Bu çocuklar birbirlerini çok severler. Her zaman birbirlerine yardım ederlermiş. Mutlu günlerinde, hüzünlü günlerinde de beraber olur, her türlü zorluğun üstesinden gelirlermiş. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış ve çocukların heyecanla bekledikleri çocuk bayramına günler kalmış. Ülkedeki herkes iş bölümü yapmış. Çocuklar ülkenin her tarafına balonlarla, bayraklarla, bin bir çeşit süslerle süslerken büyükler çocukları mutlu edebilmek için ziyafet sofraları hazırlamış, luna parklar kurmuşlar, onlara yepyeni kıyafetler dikmişler, ayakkabılar almışlar, tüm hazırlıklar bitmiş. Çocuklar yorgun ama bir o kadar heyecanlı bir şekilde yatmış uyumuşlar. O gece ülkeye korona adında yeşil renkli insanların o zamana kadar rastlamadıkları bir dev gelmiş. Çocukların astıkları süsleri, bayrakları, balonları, çocuklara yeni dikilen elbiseleri, ayakkabıları, ziyafet sofrasındaki yemekleri almış ve ülkeyi terk etmiş. Çocuklar sabah erkenden uyanmış. Bir de ne görsünler? Balonların, süslerin, kıyafetlerin, bayrakların hiçbiri ortada yokmuş. Çok üzülmüşler. Şimdi süslerin, bayrakların ve balonlar olmadan nasıl 23 Nisan'ı kutlayacaklardı? Bu coşkuyu nasıl yaşayacaklardı? Üstelik bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılıydı. Kesinlikle buna bir çözüm bulunmalıydı. Hayat devresi var diye bir çözüm buldular. Çocuklar her yeri, evleri ve apartmanlarını süslediler. Şan kahkahalar gökyüzüne ulaştı. Ve çocuklar korona adlı yeşil yaratılan karşı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlamaya kararlıydılar. Bu yeşil devden dolayı grupta olsa kutlamaları gerçekleştirmeyi çok istiyordu. Çocuklar 23 Nisan'ın 100. yılını kutlamak amacıyla büyük bir azimle şiirler ve şarkılar esperlendi. Tüm coşkusuyla yeni her zaman olduğu gibi bayramı kutlayacaklardı. Belki de bu yeşilde bunların olabileceğini hiç düşünmemişti. Ve Atatürk'ün çocuklarıyız. Yeni hazırlıklara devam ettiler. Öncelikle saat belirlediler. Balkonlara çıkıp gittikler. Marşımızı hazırladıkları şiirler, şarkıları verdiler. Böylece vatanlarını ne kadar çok sevdiklerini ispatlayacaklardı. Yapılan hazırlıkları duyan tüm çocuklar çok heyecanlandı ve dolaplarındaki en güzel kıyafetlerini çıkardılar. Okullarında arkadaşlarının yanlarında değillerdi. Belki ama yanına olmasalar da bu özel günde kutlamalar yapılsın diye şeyler okuyup birbirlerine resim ve video hazırladılar. Birbirlerinden uzak da farklı illerde kalplerinde aynı sevgi, aynı heyecan ve aynı coşkusuyla hazırlanan çocuklar zamanı bir an önce geçip 23 Nisan sabahını uyanmayı bekliyorlardı. Sanki zaman durmuştu, heyecan doruktaydı. Tüm yapılanları duyurdular. Çok uzaklarda bulunan herkese iletme kararı aldılar. Oradaki çocuklar 23 Nisan'da başka ülkelerde çocuklara haber verdiler.
Diğer ülkelerdeki çocuklar bu ülkeye gelmek için çok heyecanlıydı. Fakat bu yıl 23 Nisan'dı. 100. yıl kutlamalarını Korona adlı yeşil devri yüzünden evlerimizde, balkonlarımızda kutlayacağımızı duyurdular. Bu coşkulu ve heyecanlı kutlamayı engellemek için kimsenin gücü yetmedi. Söylediler, hayat ve zafer eve sığmalıydı ve birlikte olup yeşil devi yenmeliydik. Balkonlarımıza süslemeye başladılar ve birlikte kuvvet doğacağını yeşil deve göstermeliydiler. Evdeki malzemelerle hazırlayıp zincirler, bayraklar, fenerler, balkonlara, pencerelere büyük bir coşkuyla astılar. Yeşil dev tek, oysa ki onlar hep birdi. Boyları küçüktü ama yürekleri kocamandı. Bugün çocukların vatan bu ve bayrak aşkı olduğu sürece evler püre olur, bayram coşku ile bunun olarak atamız bu tüm zorluklara rağmen kendilerine armağan ettiği bu bayram coşku ile kutlayacaklardı. Ege çocuklar zeybe oynar, Karadeniz'de çocuklar horon oynar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'lu çocuklar halay çeker, İç Anadolu'lu çocuklar kaşık oyunu oynar. Edirne'den Kars'a bütün çocuklar talarının armağan ettiği bu bayram coşkusunu korona devrinin engellemesine vermemeye kararlıydılar. Çocuklar 23 Nisan öğretmenlerinin sayesinde çok güzel olacağını inanıyorlardı. Bu yüzden coşkuyla hazırlık yapıyorlardı. O büyük gün sonunda gelmişti. Tüm ülkede şanlı Türk bayrağı dalgalanıyordu. Tüm çocuklar hep bir ağızdan yeşil deve inat gururla 23 Nisan 100. yıl marşını söylemeye başladılar. 23 Nisan diğer zamanlardan farklı bir şekilde yine aynı coşku içinde kutlanmalıydı. Çünkü o çocuklara Atatürk'ün armağanıydı. Tüm şiirler okunup şarkılar söyledi. Bekir yana geldi. Ama yürek yüreğedir. Tüm çocuklar yeşil dev korunanın tüm uğraşları boşa gitmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egegan ile ve Çocuk Bayramına herkes evinde sahip çıkıp bayramı kutlamışlardı. Bir yandan da Kur'an adlı devlet etmek için plan yapmaya başladılar. Ne yapıp edip çocukları mavi gökyüzünden ve okullardan ayrı bu devi yok etmenin bir yolunu bulmalıydılar. Öyle de yaptılar. Korona adlı devle konuşup onu ikna ettiler. Korona yaptıkları için çocuklardan ve büyüklerden özür diledi. Bu büyük dev ülkeyi ve dünyayı terk edeceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Çocukların temiz ve mutlu bir şekilde yaşamaları, okullarına kavuşmaları yeni bir 23 Nisan coşkusuydu. O da ne? Yeşil dev artık yoktu. Meydanlar bayram yeri gibiydi. Yeryüzünün rengarenk çiçekleri çocuklar parklara koşuyordu. Ve düz insanlar mutluydu, mutlu olmasın ama ikna olmuş körüne devin hiç hoşuna gitmedi. Bu ben mutsuz ve yalnızken herkes bu kadar mutlu olmamalıydı diye geçindi. İçinde sonra yeşil de böyle düşündüğü için çok pişman oldu. Artık kimseye zorak
vermeyeceğim öyüzden kara bulut 23 Nisan coşku ile yasayan çocuğun üzerinde çekmiş ve düşündüğü şeyleri böyle yapsa pişman olmaz. Tüm çocuklar aynı anda hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okumaya başladılar. Tüm ülke çocuk sesleriyle çınladı. Sesler devin kulağına kadar gitti. Bu sesler devi kızdıracak iken mutlu etti. Kendisi de bu işe şaşırdı. Çocukların birlik, beraberlik ve neşe içinde olması ona mutluluk duygusunu hatırlattı. Dev unuttuğu bu duyguyu yeniden hatırladı. Belki de dev tüm bunları yaptıran yalnızlık duygusuydu. Arkadaşları olsaydı o da 23 insan çocukları kadar mutlu olabilirdi. Dev çocukları daha fazla üzmemek için ülkesine arkadaşlarının yanına dönmeye karar verdi ve yola koyuldu. Erken çocukların nasıl bu kadar mutlu olabildiklerini düşünmeye başlamış. Kendi ülkesinde döndüğünde arkadaşları ile yapabileceklerinin hayalini kurmuş. Diğer ülkedeki çocuklar uçan halının üzerinde binseydik biz de orada olsaydık diye düşünmüşler. Çocukların bu istediğini hisseden ülkenin yöneticileri öyle bir şey yapmışlar ki görenler şaşırmışlar. Ne kadar şanslılar ki ülkedeki yaşayan çocuklar demişler. Diğer ülkedeki çocuklar ile mutluluğu paylaşmak istemişler. Bunun üzerine yola koyulmuşlar. Bu yol boyunca dünyadaki bütün çocukları toplanmışlar. 23 Nisan'ı kutlamaya başlamışlar. Dünyadaki bütün çocuklar kendi ülkenin oyunlarını sergilemeye başlamış. Her oyundan sonra göklerde çocukların şen sesleri duyulmaya başlamış. Ve çocukların ebeveynleri de çocukların sevinci karşısında çok mutlu olmuşlar. Başka ülkelerden gelen çocuklar Türk çocuklarına misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür etmişler. Ne kadar şanslısınız ki sizlere bayram hediye eden bir lideriniz var. Evet, bize bu ülkeyi ve bayramı hediye eden Atatürk'e minnettarız. Hakkı ödenmez, ne mutlu Türk'üm diyene bütün yüzler gülüyormuş. 100. yıl coşkusu yüreklerde hissedilmiş. Sadece büyük liderler geleceği küçük kalplerle emanet edebilir diye düşünmüşler. Umutlarının farkındalarmış. Gökyüzüne doğru umutla bakmışlar. Daha nice yüzyıllarımız olsun demişler. Mutluluk içinde nice yıllar kutlamışlar. Bayramının her bayramı coşkusunda mutlu olmayı unutan insanlar bile katılırmış. Ve dev korona her yıl sadece 23 Nisan'da çıkar gelirmiş. İnsanların bu mutlu ve güzel gününü görmek ve mutlu olmak istermiş. Korona artık akıllarınca çocukların korona coşkusuna katılmak, kalmak güzel bir 23 Nisan kutlaması hazırlayıp dünya çocuklarını mutlu etmek istemiş. Kutlamayı balonlar süsleri ile hazırlamış. Ne bitiyor?
bütün dünya çocuklarına bu haberi bildirip onları kutlamasına davet etmiş. Daveti alan tüm dünya çocukları çok heyecanlanmış ve sevinçle daveti kabul etmişler. Çocuklar kutlama alanını görünce ağızları açık kalmış. Öyle görkemliymiş ki ne diyeceklerini bilmemişler ve kendilerini bayramın coşkusuna bırakmışlar. Bir yanda pamuk şeker satan amcalar, bir yanda rengarenk balonlar, her taraf bayraklarla donatılmış. Ama en önemlisi de her tarafta musmutlu çocuklar çok mutlu hissetmişler kendilerini. Çok mutlu çocuklar kutlamada eğlenirken birden koruna deve akıllarına gelmiş. Önceden kötü olsa da bu kutlamayı hazırladığı için ona teşekkür edip arkadaş olmalarını isteyeceklermiş. Bunu duyan koruna çok sevinmiş, hayatının geri kalanını çocuklar için hep iyilik peşinde koşacağını söylemiş.